Sevgi ve selamlar. Herakleitos ve Parmenides Atölyesi'ndeyiz. Dolayısıyla en son Heidegger'in Özdeşlik ve Farklılık makalesine bu dersi, bu bölümü ayıracağımızı söylemiştik. Öyle de olacak. Ve niçin Heidegger makalesine girdiğimizi de biliyoruz. Fakat şimdi bu makalenin kendisine girmeden önce bir çerçeveyi tekrar hatırlamakta fayda var. Çerçeve derken Hegel'i kastetmiyorum. Her ne kadar Hegel'in içinden devam ediyor, görünüyor isek de aslında Heraklitos Parmenides Atölyesi'nin sorunsalı içindeyiz, değil mi? O kaymıyor. Yani o sorunsal bağlamı kaymıyor. Zaten identity difference o sorunsal bağlamını kavramsal temsiliyet açısından tam şeyi, kalbi. Yani tam olarak oradayız yani. Ne kastediyorum ben? Gözümüzde nasıl canlandırmamız gerekiyor? Bu Heraklitos ve Parmenides Atölyesi bize neyi gösterdi? Aslında Platon bağlamını, Platon düşüncesi öğretisinin bir doktrin olarak bağlamını bize aslında açtı diğer taraftan da. Çünkü Heraklitos ve Parmenides'e doğru derinleştikçe aslında Platon'un ne yaptığını daha iyi anlıyoruz. Sanıyorum bu da biraz daha anlaşılır olmaya başladı ya da ümit ediyorum. Bu arada Aristoteles'le olan bağı da kurduğumuzu düşünüyorum. Yani bunun da önemli olduğunu unutmayalım. Yani dolayısıyla da aslında bir tür yani Parmenides, Platon bakın sağdan sola size göre yapıyorum. Kendime göre değil. Yani soldan sağa ama Parmenides, Platon ve Aristoteles yani hani P yapayım buraya. Bir ok çıkarayım. Sonra buraya bir P daha yapayım. Bakın buna da L yapayım. Nokta. Dolayısıyla şimdi bu bağ bir defa yani görmemiz çok önemli. Parmenides, Platon. Bununla ilgili bize Platon çok açık konuşuyor. Zaten sofist de bize bunu sunuyor değil mi? Hani şu meşhur baba katli meselesi ve aynı zamanda da babamız vesaire. Şimdi ondan sonra Platon'dan sonra bir ok çıkıyoruz. Nereye gidiyor? Tarihsel anlamda A'yı ters yazmama gerek yok. Ya da ters yazsam da A düz ya da ters düz. Bak benim mesela ilginç bir durum Hegel açısından. Aristoteles. Şimdi Aristoteles'le ilgili meselenin Platon'la olan şeyinde tartışmasında diyelim Aristoteles'in malum hocasının ontolojisini ters yüz etmiş idi değil mi? Ters yüz etmeden ne anladığımızı da söylemiş idik. Ancak bununla ilgili biz oldukça özgün bir yorum getirdiğimizi hatırlıyorum. Bakalım onu hatırlayabilecek misiniz? Yani Aristoteles'in Platon'u nasıl tuttuğunu söyledik. Eleştirel anlamda. Oraları hatırladınız mı? Güzel, güzel. İşte kuşlar kafeste. Bu önemli. Kuşlar kafeste. Evet. Aslında Aristoteles doğrudan doğruya pluralist bir Parmenides. Mevzuyu çok iyi anlayalım. Mesela bunu ifade ettiğimiz zaman bütün bir 2500 yıllık literatürü bu çok ilginç bir şekilde hareketlendirir. Onu da söyleyeyim. Pluralist bir Parmenidesçi oluşu. Çünkü pluralistçi bir Parmenidesçi olmasa, pluralist bir Parmenidesçi olmasa, o zaman Platon ontolojisinin iptalini bu kadar başarılı, sonraki bütün bir 2500 yıla şu anda içinde bulunduğumuz dönemdeki bilimsel paradigmadaki ısrar dahil olmak üzere ontolojik zemin olarak bu kadar başarılı bir şekilde nüfuz etmesine imkan ihtimal yoktu. Biz bunu da söyledik ama. Çünkü özellikle üst üste durduk. Mantığı biz nerede açtık? Aristoteles'te mi? Biz mantığa Platon'la mı başladık? Aristoteles'le mi başladık? Platon'la mı başladık? Normalde Platon'la başlarsın. Literatür ama Platon'u şey bulur. Hani böyle izleri var da filan o Heidegger'in meşhur ifadeleri. Daha kavram bile değil Platon'dakiler. Aristoteles de kavram olmuştur.
sanki kavram olma bir şeymiş gibi. Orada nazariyat bağlamını kaybetmeyi adam övmeye kalkıyor. Yani hani felaket durum yani. Düşkünün şeyi yani hani ne diyelim şeyi kendini övmesi yani. Parmenides'te başlattık ve Parmenides metninde değil mi kalan o fragmanda neyi tespit ettik biz? Aristoteles'te en berrak ifadesini bulacak şekilde formüle edilen yani klasik mantık ya da Aristoteles mantığı olarak bilinen özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin imkansızlığı, excluded middle ki bunu da açtık hatırlarsanız. Nasıl açtık? Ha, önceki Platon'la ilgili Platon okumalarında da Bauer'ler vesaire filan bunun üzerine konuşmuştuk ama bu atölyede de bahisle dedik ki ya bu excluded middle ya ya da meselesi üzerinden aslında tam olarak yani Parmenides'in fikriyatı nazariyata hapsetmesini sağlayan bir mantık çerçevesiyle varlığı üzerine konuşulamaz hale getiriyordu. Şimdi varlığın üzerine konuşulmasını temin edecek şekilde varlığın açılmasını sağlayacak olan logosu kim temin etti? Platon işte. Nasıl temin etti? Önce babasını baba olarak tanıyıp sonra onu katlederek. Katletmesi ne demekti? Elbette burayla ilişki kurması demekti. İşte burayla ilişki kurma tarzında Platon metafiziğinin öylesine özellikleri var ki bunun 2500 yıldır özellikle de Platon'u takip ettiğini söyleyen akademiye dahil Neoplatonizm'den vesaireye kadar bir türlü gereken şekilde kavrayamamış görünüyor. Bakın bu çok büyük bir iddia aslında. Yani 2500 yıllık literatürden söz ediyoruz. Ama açın Proklos'u Timaios'a geldiğinizde hala hüyledeki damgadan, tüpondan bak. Yani ne hüylesi? Çünkü adam burada buraya bakıyor. Yani olacak iş değil. Oturup siz nasıl okudunuz özellikle Politeia'daki o episteme tasnifindeki ana bölme ve alt bölümleri? Onların sınırlarını ne çiziyor? Oradaki faaliyetler niye o şekilde belirleniyor? Sonra üstünde ısrarla hypotheseos diye bir terim var. Onun üzerinden duruyor. Ve bunu nasıl imkansızlaştırdığını gösteriyor. Her bir bölme itibariyle en son hakikat bölmesi olan noesis'e ulaşmadıkça o bölmelerin hepsinin aslında bir hapis, bir hapishane olduğunu, bir mahkumiyet olduğunu. Sonraki mağara istiaresi ise bunu tasvir ediyor alegorik olarak. Şimdi dolayısıyla çerçeveyi dağıtmadan tekrar başa geliyorum değil mi? Parmenides, efendim, Platon, Aristoteles derken aslında bu geçişin kendisinde Parmenides ile Platon arasında olup bitenle Aristoteles ve Platon arasında olup biten şey doğrudan doğruya aslında Aristoteles'in Parmenides'e uzanarak Platon'u yakalaması ile ilgili. Yani buna şöyle diyebiliriz. Aristoteles Parmenides maşasıyla Platon'u şak diye bir yer tam olarak bu excluded middle. Yani dolayısıyla da bir şey ya kendisi ya da kendisi değildir. Hiçbir şekilde bu ikisinin arasında başka bir şey yoktur. Başka bir şey bu ikisinin arasında yoktur dediğin anda sen zaten mantık itibariyle üstelik özdeşlik ve çelişmezlik ilkesine dayandığını iddia ederek sonraki matematikte bunun nasıl tartışıldığına da dikkati çekelim. Ne yaptın? Platoncu metafiziği ontolojik zemin olarak mezon karakterinde iptal ettin. Dolayısıyla da arayı bir güzel şey yaptın, seal ettin, mühürledin, doldurdun. Su sızmaz bir şekilde bizi kapalı ve önceden belirlenmiş bir evrene, evren sahnesine koydun ve dedin ki bundan sonra böyle devam ediyorsunuz. Şimdi bu durumda Whitehead'in Platon'un dipnotlarıdır ifadesi ironik olur. Ama başka bir açıdan doğrudur. Ters yüz edilen şey
tersi olarak yüzüne sadıktır. Yani ben bir kazağı ters giysem de o kazak o kazaktır. Dolayısıyla da Platon'un sahnesi derken biz bunu kastediyoruz. Yoksa Aristoteles'ten sonra olup biteni değil. Bakın şunu hatırlatayım bilim tarihi itibariyle. Kepler'e kadar bin yılı aşkın süre hangi kozmolojik tasavvur bilim modeliydi? Evet, Ptolemaios. Ptolemaios'un bu kozmolojik tasavvuru ve bilim modelinin ontolojik zemini kime aitti? Aristoteles. Peki Kepler'in en önemli özelliği neydi? Bir Platoncu oluşuyor. Bu Platoncu oluşa tabii biz hemen bir çekince getireceğiz. Çünkü Platoncu olmaya imkan yok aslında. Çünkü Platon metafiziği anlaşılmış değil ki. Ama ne de olsa Platon'dan kalan bir güzellik, iyilik anlayışı var. Dolayısıyla Kepler'in yaptığı daha çok hani ben o benzetmeyi böyle bir yeri geldiğinde yaparım. Batlamıyorsun ya da Ptolemaios'un kozmolojik tasavvuruna, modeline. Hani işletim sistemleri yamalana yamalana artık yama kaldırmaz olur ya, Ptolemaios öyle o hale gelmişti. Ya onun da bilmem nesi, şunun da kenarının da bilmem nesi filan derken, yani o trigonometri mevzularından, çünkü çok zor bir iş astronomi. Yani öyle ay may filan, hani o bildiğimiz yörünge filan değil. Yani aya hala uydu götürmek böyle birebir anlık ampirik datayla dikkat kesilmeyi gerektiriyor. Zaten yörüngeyi biliyoruz filan diye bir şey yok. Dolayısıyla da Kepler ne yaptı? İşletim sisteminin artık yama kaldıramayacağını görünce upgrade etti. Update edilemeyeceğini fark ederek. İşte o yeni sisteme sonra yeni bir isim veriyorsunuz. Ama birader upgrade de etti yani. Yani çünkü heliosentrik koydu değil mi? Yani mesela bakın bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bilim tarihi ve bilimsel bilginin gelişimini anlamadığınız anda felsefede doğrudan doğruya ciddi anlamda farkına varamadığınız bir duvara toslarsınız. Hatta çoğu zaman tosladığınızı bile anlamazsınız. Çünkü ne yaparsak yapalım bir bilgi çerçevesi sınırı içinde konuşuyoruz. Ve o sınırı mevcut bilgi paradigması çiziyor. Bilimsel bilgi yani bizim evren hakkındaki bilgimizle ilgili bilgi. Dolayısıyla bugün kozmolojideki durumu bilmiyorsan bana felsefe adında ne yaparsın ancak çok iyi bildiğimiz kültürel hikayeleri anlatırsın. Kültürel narratif felsefe oldu. Tıpkı sanat gibi. Sanatta kültürel bir etkinlik oldu işte. Peki şimdi bu çerçeveyi o halde iyi tutalım ve anlayalım ki yani bu atölyeden aslında ne anlamaya çalıştığımız yani derdimizin ne olduğu ortaya çıksın. Ama şu geçişte yani Parmenides, Platon ve Aristoteles geçişini şimdi aydınlattık ama burada iki figür daha var ortaya konulması gereken. Buna girmemize imkan bir tanesine özellikle yok. Kim o? Sokrates. Çünkü Sokrates ve Platon o kadar yakın ki bunların hangisi maske, persona, hangisi birey, aktör, bunu anlamanın imkanı yok. Yani çünkü görünen şekliyle Sokrates ve Platon arasında bir geçiş var ve bu geçiş elbette usta-çırak geçişi. Fakat çırak ustayı sahneye çıkardığı için bir anda çırak usta adeta yer değiştiriyor. Çünkü sen çırak olarak ustanı sahneye çıkardığın zaman ustanın bildiğini bilirsin değil mi? Sokrates'in güzel sözleri demen acaba mevzuyu karşılar mı karşılamaz mı? Bunlar daha başka ve ilginç sorular. Yani Sokrates'in kim olduğu. Fakat diğer kısmı bizi ilgilendiriyordu. Hangisi o? Platon'un diğer bir babası fakat gizlediği babası. Bir de böyle hikayeler vardır biliyorsunuz aile dramlarında. Herakleitos.
Üstelik bu babasına hiçbir zaman baba demez. Baba demediği gibi de aslında anlaşılmaz bir biçimde sadece Pantarei ifadesiyle onu Kratilos da mahkum eder. Sanki adamcağız tutup sadece her şey akıyor deyip gezmiş gibi. Ya yani minnacık fragmanlardan bize kalan kısmı bile arkasındaki öğretiyi gösteriyor, doktrini gösteriyor. O doktrin ne doktrini esasen? Akış doktrini mi? Hayır. Logos doktrini, logos. Sen logosu çek, Herakleitos'un söylediğini herkes söyler. Yani işte değişime tabiiz, vallahi zaman geçiyor. Bak dünkü çocukken ne oldu, kocaman oldular filan. Yani ne Allah aşkına, bunu nehre benzettiğin zaman bir acayip derinlik mi kazanıyor? Hayır, orada başka bir şey var. Ayrıyeten nehir metaforunun kendisinde de, onu da açtık değil mi? Yani mevzu temporalite değildi orada. İki kere yıkanamıyorsan nehrin suyu hiçbir zaman aynı değil. İki anda bir nehirden bahsedemezsin. İki anda nehir tamamıyla iki farklı nehir. Şimdi bu bağlamın kendisi dolayısıyla Platon'la ilgili kocaman bir soru işareti bizde uyandırdı hatırlarsanız. O nedenle de Parmenides'e bağlanma hevesi ve oradan bir baba katliyle yürüme, ondan sonra Aristoteles'in Parmenides'in excluded maşasıyla Platon'un ontolojisini mezon karakterde iptali ki bu bizatihi Platon metafiziğinin iptali aslında meselelerin çerçevesini, hakiki bağlamını, sorunsal bağlamını bize veriyor. Peki bu durumda Hegel'e niye girdik? Çünkü Hegel her ne hikmetse fenomenolojiden sonra girmeye karar verdi mantığa. Ne yapması gerekiyordu? Bir fikrini bir temellendirmesi için ona bir yapı tesis etmesi. Yani mantık. Bunun için de ne dedi? İleriye gitmek için en başa dönmek gerekir. İşte. Dolayısıyla o yüzden biz Hegel'deyiz. Çünkü Hegel tam olarak Herakleitos ve Parmenides bağlamındaki sorunsalımızı özdeşlik ve fark ya da değil özdeşlik olarak kendi mantığının zeminine koyuyordu, değil mi? Onu da ne olarak ifade etti giriş itibariyle? Özdeşlik ve değil özdeşliğin özdeşliği. Evet. Tamam. Çerçeve bu. Şimdi bunu hatırlamakta fayda var. Yani Heidegger'e girerken bir anda hani dipnot gibi girmiyoruz. Hala biz sorunsaldayız. Tamam. Farklı bir okuma yapıyoruz. Buna dikkati çekmek istiyorum. Evet. Dolayısıyla pluralist Parmenides olarak Aristoteles hem varlığa hem de logosa kavuşuyor. Üstelik Platon gibi varlığı Parmenides gibi anlama zorunluluğunu da ortadan kaldırarak. Dolayısıyla da varlığı töz cevher olarak burada oluşun içerisinde tesis edecek şekilde. Budur. Buraları anladık anlamadık. Bu iş bize göre değil diyeceğiz. Yani burayı da biraz daha net söyleyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Yani yoksa geri kalanı söylem şişirmeler. Öyle böyle şu oldu bu oldu. Kültürel mevzular. Onu da meftunları yapsın, ilgilensin. Vardır bir hayrı özelliği. Ancak felsefe derken anladığımız çerçeve bu. Güzel. Şimdi o halde identity and difference. Şimdi İngilizcesi bu John Stambo'nun elimdeki Harper Row'un
1900 kaçmış bu? 69 bendeki basımı. Şimdi buradan hemen başlayalım. Makaleyi öyle oturup okumayacağız elbette. Ancak ben size makaleyi tanıtıp özellikle ikinci bölümünün işte Hegel'le ilgili kısmına odaklanacağız. Öyle söyleyelim. Şimdi evet bir vesaire. Şimdi The Principle of Identity ile giriyor Heidegger. Yani özdeşlik ilkesiyle giriyor. Sonra da diyor ki, ya diyor bu özdeşlik ilkesinin bilinen formülü şöyledir diyor. A eşittir A. Şimdi ben tabii yani burada da bir şey meselesi var. Şimdi üç tane eşitlik mantıksal eşitliktir. A eşittir A ne demek? Matematik eşitlik. Ne diyorsun? Şimdi özdeşlik ilkesi nasıl tarif ediyor? Diyor ki tabii ki diyor düşüncenin en yüksek prensibi ilkesidir diyor. Sonra da şeyi açmaya başlıyor. Yani bu özdeşlik kavramının ne olduğundan. Şimdi identity, özdeşlik, identitat filan. Özdeşlik diye çeviriyoruz da bir bakalım. Çünkü şimdi bize bir challenge yapacak. Ne de olsa hermeneutik bakıyor mevzulara. Bir etimoloji yapacak tabii Heidegger. Heidegger'den sonra felsefe etimoloji mevzuları haline geldi. Herkeste de biraz var yani itiraf edelim. Yani hani diyor ki, yani diyor bu idem, yani Latince'deki karşılığı Yunanca'daki to auto diyor. Şimdi to auto'yu biliyoruz bir Parmenides'ten filan da değil mi? Hani eynayı ifadesi o auto'ya bağlanıyordu. Şimdi zaten oraya gelecek. Dolayısıyla da diyor ki, çevirirsek to auto diyor, same diyor. Şimdi same'in Türkçe'de nasıl karşılarsın? Normalde biz iki tane elimizde bir kelime var. Aynı, diğeri özdeş. Özdeş Türkçe, aynı Arapça. Yani aslında bu şekil biçim gibi. Ama mesela şekili shape kullanıp dediğim gibi biçimi üç boyutlu gibi mi kullansak acaba? Mesela İngilizce'deki gibi. Yani şimdi Osmanlıca ve Türkçe arasındaki bu bizim gelgitimiz, bu tarihsel gelgit, siyasi bir kriz, başka başka şeyler işte. Coğrafyanın durumu vesaire. Burası böyle bir enteresan sentez coğrafyası. Peki, ama biz burada ne diyeceğiz? Yani şimdi aynı ve özdeşliği birbirinin aynısı olarak mı kullanalım? Yoksa bu kelimeleri şimdi burada Heidegger'in yaptığı gibi birini birine, birini diğerine mi atayalım, tayin edelim? Şimdi kelimenin anlamı üzerine düşündüğün zaman öyle. Özdeş diye böyle saçma sapan bir ses bulalım ağzımızdan çıkan. Onunla ne kastettiğimizin çerçevesini koyalım, o olsun. Yani mesela. Ama şimdi sözcük ortada olduğu için bizi bir telaş alıyor. Yani yandı talaş, aldı bizi bir telaş. Efendim ya kelime ortada, özdeş, şimdi bunu neyle nasıl karşılayacağız? Şimdi mevzu geliyor çünkü aslında tautonla Toauto arasındaki farktan bahsediyor. Oysa tauton ne? Toauto'nun kontrakt etmiş hali. Kendisi kendisiyle aynı. Mesele bu. Dolayısıyla da be kendisi ve kendiliği mi diyeceğiz? Hani kendinde kalarak. Şimdi buraları da zorlayabiliriz. Şimdi bu enteresan bir durum. Ama bunun için çok geç kaldık. Çok geç kaldık düşüncede. Yani bunun bir avantajı var bizim için. Yani bizim bu coğrafyadaki şu an itibariyle düşüncemiz göçebe. Göçebe bir düşünce.
Yani yerleşik bir düşünceye sahip değiliz. Yani örneğin Alman düşüncesi, İngiliz düşüncesi, Fransız düşüncesi, yani hani enteresan şeylerine, kırılımlarına rağmen bizim düşüncemiz oldukça göçebe bir durumda. Bunu sakın sosyolojik mevzularla, işte aslında Türkler göçebe falan gibi okuma klişeleriyle ilişkilendirdiğimiz zannetmeyin, hiç alakası yok. Hayır, göçebeden kastım şu: dil sürekli olarak hareket halinde. Belli bir yerleşkesi yok. Bir kampüsü bulunduğu, tamam? Yani dolayısıyla da dil yerleşemediği için bir yer haline de gelememiş. Yani coğrafyayla da bütünleşememiş. Çünkü zorlu bir coğrafya, geçmişi var, göçler coğrafyası. Dolayısıyla da orada henüz kendisini tam anlamıyla aslında fark edememiş, bulamamış, keşfedememiş. Diğer taraftan coğrafyanın kendisindeki kültürlerin özelliği, farklılığı, iç içe geçen özellikleri, bizim diğer yandan Orta Doğu ile ilişkilerimiz, dil ilişkilerimiz, özellikle Osmanlı itibariyle öncesinde Selçuklu elbette, Farsça ve Arapça ile ilişkimiz, Farsça ve Arapçanın gramörü olarak birbiriyle hiçbir alakasının olmaması, bizim Altaik bir dil olarak bunların yine hiçbiriyle hiçbir alakamız olmaması, ama bu üç dilin de Arap kültürünün etkisiyle İslamiyet'in bir medeniyet olarak coğrafyadaki hükümranlığı itibariyle kurduğu, işte zamanda Şam ve Endülüs'teki medeniyet merkezleriyle oluşturduğu etki, özellikle bu kısmında, Akdeniz Havzası'nın bu kısmında bizleri tabii ki, hatta kendisinden önceki Persleri bile etkisini alıp alfabesini kabul ettirmiş, değil mi? Şimdi dolayısıyla da bütün bu etkilerin içerisinden bu dilin kendisi, yani bizim dilimizin bu coğrafyadaki bu durumu bir defa tespit edilmesi gereken bilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne özdeşliği, daha ne olacak? Identity aynı zamanda ne demek? Aidiyet demek değil mi? Kimlik demek değil mi? dilden bahsediyoruz. Yani neredeyiz? Şimdi dolayısıyla da burada söylenmesi gereken bir şey var. Yahu şimdi her şey birbirine girmişken, değil mi? Hani modernite vesaire filan tartışmalar derken artık neyin ne olduğu ortadan kaydı kaçtı yani. Bilimsel bilgi, paradigma filan her şey darmadağın. Aslında bu göçebelik bizim işimize yarayabilir mi? Yani aslında pek sürekli olarak şikayet ettiğimiz mevzu, değil mi? Hani buradan nerelere dağılır bu mevzu? İşte Türk sineması var mı? Türk romanı var mı? Aslında soru şu: ben var mıyım? Aslında tam olarak mevzu o. Çünkü sen üretemezsen olamazsın. Yani üretim dışında olma şansın yok. Çünkü ancak yaparak olunur. Şimdi dolayısıyla bu dil meselesinin üzerinde durulması gereği bununla ilgili, o yüzden de bu göçebelik teşhisini ya da tespitini bence ciddiye almamız gerekiyor. Bu bize özel bir avantaj sağlıyor. Çünkü göçebe hareketli olduğu için ne yapar? Yürür. Hani yörük oradan geliyor. Yürük, yürüyor yani. Nereye? Çıkar bir dağın tepesine, oradan aşağıya bakar. Hiç kimsenin göremediği. Sen yayla da yerleş yani. O seni de üstten seyreder. Seyreder mi? Seyreder. Yani dolayısıyla da biz göçebeliğimiz sebebiyle sürekli bu şey duygusundan, yani hani onlar yapmış duygusundan, bu takip meselesinden sıyrılabilirsek ruhsal anlamda, bu kendini küçük görme, saçma sapan bir şekilde, yani bir insanın hiçbir şekilde kendisine yapmaması gereken bu duygudan kurtulmak kaydıyla, bu bir anda bizi son derece avantajlı bir konuma getirebilir. Çünkü coğrafya sadece Doğu ve Batı'nın bir araya geldiği değil, aynı zamanda da ayrıldığı bir coğrafya. Ayrılması itibariyle Doğu ve Batı'ya da gereken şekilde bir tavır ve mesafe konulabilecek bir coğrafya burası. Düşünce itibariyle, duruş itibariyle bunları hatırlatmak gerekir. Şimdi
Dolayısıyla da bu böyle dipnottan sonra bu göçebelik halinin bize verdiği avantaj da, yani bunu şu şekilde de ifade etmek isterim. Şahsen kendi düşüncemin doğrudan doğruya bu göçebeliğin kendisinin farkına vararak bundan dolayı ya ne güzel yerleşmişler diyerek el alemin memleket manzaralarına gıptayla bakmaktansa kendi çadırımı istediğim yere kurabileceğimi anladığımda her yerin benim yurdum olduğunu fark etmemle ilgili bir duygudan kaynaklanır. O yüzden de bu metinlere en azından insaf nazarıyla bakabilmenin ne diyelim bir şeyini, bir gerekçesini, zeminini buradan yakalayabiliyorsun. Bunu yakaladıktan sonra gerisi gelir. İnsan gerçekten Sofokles'in dediği gibi deinoteron'dur. Acayip değil. Diğer canlılar acayip. Biz çok acayibiz. Şimdi dolayısıyla da biz ne diyeceğiz eğer auto'dan bahsediyorsak, şimdi bunu tautonla bir araya geldiğimiz zaman netleştirelim. Yani bu özdeş meselesinde evet, yani öze gönderme itibariyle özdeş, tıpkı işte mesela arkadaş, yoldaş gibi değil mi? Mesela aynı yolda iki kişi, birden fazla. Dolayısıyla da özdeş de onu çağrıştırıyor. Kesinlikle hak veriyorum Ayhan'a. Yani hani az önceki referans. Mütekabiliyet var da, mütekabiliyet bunları iki şey yapar. Yani bu iki şeyin birbirine eşit olduğunu söylemek başka bir şey olur. İki ayrı şeyin, yani şöyle söyleyeyim, benim bir tane replikam var. Olabilir mi? Yapılabilir mi şu anda genetik mühendislik itibariyle? Olabilir. Şimdi o da yanımda otursun. Şimdi o da yanımda otursun burada. Şimdi soru şu, yani hangimiz orijinaliz? Bunun orijinali kalır mı artık? Çünkü bir birey olacağı için denilebilir ki ama yani hani genetik olarak sizden alınan DNA'dan yapıldığına göre bu biyolojik, bunun hiçbir manası yok ki. Yani bu biyolojik anlamda benden alınması onu benden daha az ben yapar mı? Yapmaz. Yapar mı? Yapmaz. Şimdi dolayısıyla da mesele şu da değil. Diyelim o mesela ne bileyim işte tüpçü olmak istedi. Yani çok farklı mesleki şeyleri var. Heyecanları var diyelim. Bu da fark etmez. Yani ne yapacağız? Aa o işte filan mı diyeceğiz? Böyle bir şey değil ki. Bir replikam olduğu andan itibaren o tamamıyla bana eştir. Şimdi ama mesele şu. A eşittir. Bak 2 eşittir A koyduğun zaman aslında sen doğrudan replikadan bahsediyor gibi oluyorsun. İşte Wittgenstein'in az önce masum senin söylediğin şeyi, eleştirisi bir anda gündeme geliyor. Mantıksal özdeşlik o da tamamen formel anlamda anlıyor. Yani dolayısıyla da aslında kendini ifade etmek için bunu yapıyor. Yani A A'dır, A değil olamaz demesi lazım değil mi? Formüle edebilmek için. Kendini çoğaltması lazım. Şimdi kendini çoğaltmayı doğrudan doğruya aslında çoğaltılan itibariyle onun kendisini varsayar mıyız, saymaz mıyız? Mesele budur. Bakın dikkat edin, yani formülasyon için gerekli, yani dilin kendisindeki çoğalmanın kendisini doğrudan doğruya A'nın kendisinin çoğalması gibi az önceki replika örneğindeki gibi alamayız. Çünkü o zaman çok büyük bir sorun olurdu benim replikam gibi. Benim replikam benden ne daha az ne de daha çok bendir. Mümkün değil. Dolayısıyla biz tam A eşittir A'yız yani. Ama B mi diyeceksin ona şimdi? Hayır. Mesela başka mesleklere temayülü var diyelim. Tamamen. Benimle alakası yok. Ne fark eder? Hiçbir şekilde fark değil ya ama. Yani hani dolayısıyla da sizden oldu. Aslı sizsiniz. Genetik mühendisliği olarak DNA sizden alındı. Mevzu şeylere gidiyor işte hani. Hani benim kanımdan filan işte türün devamı filan. Güzel. Şimdi o halde bir defa bunu anlayalım. Yani dilde çoğaltmanın kendisini doğrudan doğruya çoğaltılanın kendisinin bizatihi.
ontolojik manada çoğaltıldığı anlamında almayacağız. Güzel, tamam. Şimdi peki özdeşlik ilkesi niye bu kadar önemli? Peki sadece düşünmenin mi? Yani bu mantık deyince niye biz sadece düşünmeye gidiyoruz Allah aşkına? Aristoteles'te bile mantık hala neyle? Tohumla alakalı. Varlıkla tabii. Dolayısıyla bu aslında özdeşlik ilkesinin önemi nereden geliyor ya da hayatiyeti? Varlığı düşünme oluşunda elbette. Ya Hegel'de de konuştuk, varlıkla başladı. Adam hadi Herakleitosçu, oluşçu bak, değil mi? Varlığı düşünmekle ilgili. Ve bunu bize, önümüze en net koyan kişi ne düşünce tarihinde? En net. Daha neti yok. Ne önce ne sonra. Parmenides. Parmenides. Oh. Platon babamız derken sizce neyi kastediyordu? Bu ilkeyi kastediyordu tabii ki. Tabii ki bu ilkeyi kastediyordu. Ve sen bu ilkeyi kabul ettiğin anda ikincisi kendiliğinden çıkıyor zaten. İkinci ilke, birinci ilke addendum değil, ek değil. Dışsal anlamda ya da başka bir ilke değil. Bunlar iç içe. Bunların iç içe olduğunu nereden görüyoruz? Platon'da görüyoruz, bunu söyledim. Platon bunları özdeşlik ve çelişmezlik diye iki ayrı ilke gibi ifade etmez. Tıpkı erdemle bilgi iki ayrı şey olarak tanımlamadığı gibi. Burada dava nereden çıkacak? Çıkıyor. Şimdi işte aslında Heidegger'in fark etmediği bu makalede ama fark etmediği halde çevresinden dolandığı, geleceğiz oraya. Üçüncü ilke. Evet. Dolayısıyla da üçüncü ilkeyi sanki ilk iki ilkenin içinden çıkıyormuş ve mantığın, düşüncenin kendisine varlığı düşünmesi bakımından aitmiş gibi Aristoteles tarafından addendumu 2500 yıllık düşünce içine hapsettiği prangası. Yok, dramatize etmeyin. Daha nasıl dramatize etsin mağara istaresini anlatmış. Peki, şimdi dolayısıyla da Heidegger diyor ki, ediyor formül, yani bu A eşittir A formülü diyor, eşitlikten söz eder. A'nın aynı olduğundan değiller. Öyle tabii, öyle söyleyince öyle. Ama şimdi biz bunu tartıştık. Dedik ki, dilde çoğaltma acaba varlığın çoğaltılması mıdır? Çünkü varlığı düşünüyorsun sen. Tamam. Dolayısıyla da bu genel formülasyon diyor, A eşittir A, A'nın A olduğunu örter diyor. Şimdi eleştirisi bu. Sonra Platon'a geçiyor. Diyor ki Sofist'te 254'de Megistegene'de, şu 5 gene'de Stasis ve Kinesis'in sükunet ve hareket yabancıya şunu söylettiğini görüyoruz diyor. Ukun auton kaston
To inmen dioin heteronestin auto de auto tauton diyor. Yani her biri ukon auto ekaston diğerinden farklı, fakat kendisi, bu çok ilginç buradaki ifade, auto kendisi, de auto kendi içinde aynı. Yani şimdi sükunet ve hareketi alıyorsunuz. Ve bunlardan, bunlar iki ettiği için, yani ne yapıyor? Duo iki ediyor. Bu iki de bir olan, mesela stasis ya da kinesis. Bunun kendisi ikiden hekaston farklı, yani hekaston, yani farklı olmak anlamında değil de kendisi kendisinde, yani dolayısıyla da tekil, tek, yani hani mevzuyu net olarak ifade etmek lazım. Buradaki Heidegger'in çevirisi buradaki şeyi unutuyor, bu hekastonu. Yani çünkü different'ı burada ifade edecek ya da İngilizce çeviride burada bir şey yok. Yani ukun auton, hekaston toin men, duoin, heteronestin diyor. Yani mevzu belli. Dolayısıyla da bu iki tanesinden her biri ikiden ikide tek, kendi içinde ise kendisiyle aynı diyor. Şimdi bunu anlamak çok önemli çünkü. Bunu aslında birkaç yerde dile getiriyor. Platon okumalarında da bundan bahsetmiştim. Birlikte iki, bunu şöyle formüle edebilirim. Birlikte iki, her biri tek. Denilecektir ki, ne var bunda? tamam. Burada şu var. Kendisinde tek oluşu doğrudan doğruya tautona referans veriyor. Yani dolayısıyla da stasisi sen buradaki gibi auto, de auto, tauton olarak her biri kendi içinde, kendisi kendi içinde, kendisiyle, kendisinde aynı dersen, kendisi kendisinde aynı diyor. Kendi içinde aynı diyor. Yani bakın, auto, te auto ve tautonla üçünde de, üç sözcükte de auto var. Yani üç, yani dolayısıyla biz bunu Türkçe'ye çevirirken bu kendi ifadelerinden gitmemiz lazım. Hani aynıyı da belki bırakıp yapabilir miyiz bilemiyorum. Mesela kendisi auto, burada bir sorun yok. De auto, de auto, yani kendisinde, kendi içinde, kendisi kendi içerisinde, kendi kendisi içinde kendisi. Evet. Auto'yu kendi dersen, kendi kendisi içinde ya da kendisinde kendisi. Dolayısıyla da her birinin kendisi olması diğerinden aynı zamanda neyini ortaya koyuyor?
farkını koyuyor. Yani bunu different diye çevirmesinin sebebi herhalde bu. Yani hani ukon auton, hekkaston, toin men, dioin, heteronestin derken different from the other two. From the two. İkide tek, her biri ikide tek. Kendisi ise kendisiyle aynı. İkide tek. Bir diğer alıntısı da Parmenides'ten. İşte togarauto noeinesti teikai einai konuştuğumuz. Burada da auto var yine. Ama burada autoyu noeinle ilişkilendiriyor. Dolayısıyla burada togar. Çünkü kendisi idrakin, öyle söyleyelim yani hani Türkçe'de malum bizde aynen Yunanca ve Latince'de olduğu gibi tren gibi dizilmesi gerekmiyor. İngilizce, Fransızca ve Almanca'da olduğu gibi. Dolayısıyla öyle değil. Togar çünkü auto kendisi. Noein, idrakin, saf, dolaysız idrak. Estin, dir, tekai, einai, olmak. Nedir? Nedir? İdrak. Yani idrakın, evet. Yani dolayısıyla da dolaysız idrak kendisi olmaktır. Bakın burada da to auton demiyor. Auto diyor. Kendisi olarak veriyor. Ama Parmenides'te hani bu mevzular bu netlikte henüz anlaşılabilir mi? Bence burada bir sorun yok. Yani buradaki auto kendisi olarak tabii ki aslında kendi ayniyetine referans veriyor. Dolayısıyla da dolaysız idrakın kendisi, çünkü dolaysız idrakın kendisi olmaktır. Estin tekai einai. Olmaktan kastı ne buradaki einai? Estin copula dirdir. Einai ise olmak olarak ne? Varlık tabii ki. Dolayısıyla da ne demiş oluyor? Varlığın dolaysız idraki kendisinin aynısıdır diyor. Evet. Ama bunu böyle anladığımız zaman çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bizim bir şeyin idrak edilmesinden anladığımız şey, idrak edilenle idrakin ayniyetine dayanmıyor. Şimdi soru şu, Platon bunu kabul eder mi? Ya da bunu niye hiç kendine ders etmemiş? Ya da babamız derken bu kısmı dahil mi değil mi? Yoksa bu kısmı katle mi dahil? Mevzu burada kalırsa ne olur? Nazariyat. Evet, tamamıyla varlık bağlamına kilitlenerek logosu, varlığı açması mümkün olabilecek bir unsur olarak asla kullanamayız. Evet. Şimdi dolayısıyla da çok ilginç bir şekilde bak logosu ama burada şöyle karıştırmayacağız. Bizatihi logos olmaksızın dilde yaratılan şey değil logos. Yani füzüsteki mevcut ve füzüsle bir şekilde bulunan
logosun kendisiyle o logosu benim ne diyelim bir tür tevarüzüm mi diyeceğiz yoksa buna edinme tarzım mı diyeceğiz ya da dil üzerinden onunla bir ilişki kurma mı diyeceğiz? Şimdi dolayısıyla burada yani hani logos derken dil bağlamıyla ilgili meseleyle burası bir ilginç bir hal alıyor. Çünkü Parmenides'in semantayla, işaretle aslında meseleyi dil bağlamında varlıkla ilgili işaretten ibaret görüyor olması Platon'un temel sorunu değil mi? Parmenides'le ilgili. Yani babanın katlini vacip kılan husus tam olarak bu. Şimdi babanın bunu nasıl ifade ettiğine tanık oluyoruz burada. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. Yani saf idrakin, dolaysız idrakin doğrudan varlıkla yani varlığın kendisiyle varlığın idrakinin bir ve aynı olduğunu görüyoruz. İdrak eder. Şimdi burası yani hani bu insanın mesela aklına çok ilginç şeyler geliyor. Mesela Niels Bohr'un komplementary teorisi vardır. Mekanik bu kuantum mekaniğinde Kopenhag yorumunun en önemli temsilcilerinden Heisenberg'in de hocasıdır. O da Heisenberg'den sonra Nobel almıştır. O biraz ironik tabii hani hoca öğrenci için. Complementary theory, complement etmesi bir şeyin, bir şeyi tamamlaması, karşılıklı birbirini tamamlaması esasına dayanır. Mesela renk şeyinde, kadranında tam zıt yerlerde bulunan renkler aslında complementary renkler olarak alınır. Kontrast değil. Yani dolayısıyla mesela kırmızı, yeşil. Bunları birleştirsen de ortada gri çıkar. Doğru şekilde. Yani birbirini tamamlayan denir ama bunlar yan yana konulduğunda ise yani birbirine karıştırmadan böyle gözü alır. Yani böyle bayağı bir parlar yani. Kıpır kıpır filan verir. Şimdi complementary demek karşılıklı olarak birbirlerine öylesine dayalıdırlar ki bu bir karşılıklı dayalı olma ilişkisine bağlı olma ilişkisi olmaksızın neyse o olmaz. Mesela neyse o dediğim ne? Tam olarak aslında ölçüm problemi fizikte ortaya çıkan. Ne demek istiyorum? Bohr diyor ki bize, Niels Bohr, klasik fizikte biz eskiden ölçme diye bir probleme sahip değildik. Çünkü özne ve nesne mesafesi, bakın tam olarak burası. Özne ve nesne mesafesini verili kabul ettiğimiz için verili kabul etmek ne demek özne nesneyi? Belli bir ontolojiden hareket etmeye çalışıyoruz. O ontoloji ne ontolojisi acaba? Bakın bunlar mevzun mesela. Dolayısıyla klasik fizikte ne yapıyorduk? O zaman ölçüm aparatusu değil mi? Yani bir aparat var orada. Aparatın kendisi araç, ölçme aracı. Kendisiyle olgunun kendisini gözlemliyorduk. Mesele bu. Böylece ölçüm yapıyorduk. Klasik fizik bu. Değil mi? Şimdi kuantum mekaniği itibariyle ne oldu? Ölçüm aracı ve aparat gözlemlediğiyle iç içe girdi. Mesafe kalktı ortadan. Şimdi dolayısıyla da hala biz ayırt ediyoruz. Yani diyoruz ki işte elektron ya. Ama elektronu görmek için elektron kullanmak zorunda kaldığımız için işte foton, anladınız mı? Işık yani. Işık kullanmak ne demek? Güç. Sen şimdi gücü, kuvveti yani güç, kuvveti gözlemlemeye çalışıyorsun. Bunun için kuvvet kullanmak zorundasın. Işık vereceksin ki görebilesin. Karanlıkta bir şey göremiyoruz. Aslında ilginç şekilde Platon neyse. Episteme tasnifindeki Sokrates'in öncesinde iyi güneşe benzetiyor ya medyum olarak. Her şeyin görünme ortamını veren vesaire. Bakın ne kadar 2500 yıllık düşünce temel çerçeveyi koymuş. Şimdi dolayısıyla da Bohr diyor ki dolayısıyla
klasik fizik itibariyle söz konusu olan ölçmeyle ilgili aparatı göz ardı etme konumumuz kuantum mekaniği itibariyle ortadan kalkmıştır. Bunun çift yarık deneyi itibariyle karşılığı ne? Doğrudan doğruya aslında ölçmenin olguyu belirlemesi sevgili arkadaşlar. Çünkü çift yarık deneyinde dedektörü açtığın anda dalga bir anda parçacık oluyor. İşte buna wave collapse, wave function collapse falan gibi bir isim veriyorlar. Bunun üzerinden tartışmalar sürüyor. İşte Schrödinger'in dalga şeyleriyle üzerinden, denklemler üzerinden. Yani dalganın mahiyeti itibariyle bakın mahiyet sorunu var. Dalga. Yani dalga ne yani? Hani istatistiksel bir olasılık mevzusu mu? Yoksa yani hani dalga diye bir şey mi var? Yani bir force türü mü? Bir kuvvet türü mü? Bu hala devam eden bir tartışma. Dolayısıyla da biz kuantum mekaniği itibariyle neye, neyin sınırına geldik fizikte? Ölçmenin sınırına geldik. Tam olarak sorun bu. Şimdi ölçmenin sınırına karşılaştığımız şey buradaki ifadenin kendisiyle aynısı. Togarautonmayin estin tekaeinay. Parmenides bize demiş oluyor ki geleceksiniz buraya. Biraz geliştirin o aparatları, teknolojiyi. Geleceksiniz buraya demiş oluyor. Gerçekten bu kısım yani bize Parmenides'in sıfır noktasından konuştuğunu söylüyor. Sıfır noktası burası işte. Peki buradaki özdeşliği nasıl düşünürsünüz? Yani buradaki autoyu nasıl düşünürsünüz? Şimdi şimdi burada benzer değil. Hegel doğrudan buralara referans vermeye çalışıyor. Yani en başa dönme dediği de o farkında. Şimdi Hegel'in bir özelliği var. Hakikaten o Yunan düşüncesini bu kadar etraflıca çalışmış olan onun gibi birisi daha yok. Yani bununla Kant'ın haberi yok onu söylersek çok büyük bir hata yaparız. Çünkü Kant'ın Platon'u ne kadar çalıştığını biliyoruz. Birinci kritikte de net olarak açık referanslarını biliyoruz yani. Aslında yani şöyle Platon'la Kant'ın aslında şeyini bir araya getirip şu yetiler bağlamını yan yana konulsa mevzu nerelerde ne olmuş çok daha iyi görülebilir bir yandan da. Ama şimdi ben başka bir mevzudan söz etmeye çalışacağım size. İfadenin kendisi burada aslında şey Heidegger ona getirmeye çalışıyor. Belonging together filanlar yapıyor. Yani sanki yani böyle bakın Noein ve Eina'yı burada sanki iki ayrı değer gibi yani hani işte ya da notasyonla ifade edilen bir şey olsun. Bunun gibi de ikisi aynıymış gibi ifade ediliyor. Fakat cümlenin duygusu öyle değil. Çünkü Togarauto kendisidir Noein olmakın. Yani şimdi acaba burada birinden birine daha fazla bir vurgu ya da birini diğerine temellük var mı ya da böyle bir şeyden söz edilebilir mi? Yani
varlık olmak, yani olmak idraktır demekle idrak olmaktır demek. Bu geçiş, bu eşitlik var mı bu ifadede? Yani hani idrak olmak, değiştirdim, olmak idrak kullanabilir miyim? Yoksa bunun kullanımının kendisi Noe'ine saf idrak olarak bir öncelik mi veriyor? Yani hangisinden mevzuyu yakalarsınız ya da yoksa belonging together'a mı getirirsiniz? Haydi gel gibi. Varlığı sen idrakten nasıl ayırt edebilirsin? İdraksız varlık olur mu ya? Ama eğer öyle olursa burada doğrudan doğruya Parmenides'in işte Hegel sonrası klişe itibariyle işte idealizmin babası olduğu çıkar ortaya. Değil mi? Bir defa o zaman şundan vazgeçeceğiz. Biz neredeyiz sevgili arkadaşlar? Düşüncenin sıfır noktasında. Çünkü en temel ilkesini konuşuyoruz. Değil mi? Özdeşlik. Hatta buna da ne diyeceğimizi de bilemedik. Özdeşlik deyip duruyoruz. Ayniyet mi diyeceğiz acaba? Yani özdeş farklı aynı gayrı aynı mıdır? Ya birisi Arapça, birisi Türkçe. At şunu. Öyle değil. Mesela hakikat ve gerçek de bu yüzden birbirine girdi ya. Halbuki yani baktığın zaman işte gerçek de Türkçe yani. Almanca'da da var. Real var. Bir de Wahrheit var. Hegel'e bakınca mevzuları biraz karıştırıyor gibi. Wahrheit deyip ama diyor ki real olmadan diyor Wahrheit filan. Çünkü görünüşe çıkacak ya. Eidos hakiki olsun. O hakiki olmasına real ayda. Bu Wahrheit değil miydi? Wahrheit yani hani hakikat zihinsel bir hakikat. Ama şurada gördüğüm anda hakikaten o oluyor. Ama o olarak ne? Hakiki mi diyeceğiz, real mi? İşte mevzular karışıyor. Gördüğünüz gibi sıfır noktasına doğru inildiği andan itibaren dilde bir kayma efektiyle karşı karşıyayız. Farkında mısınız? Bir tutunamıyoruz. Şimdi gerçekten burada bir keyfiyetle karşı karşıya olmamızdan kaynaklanan bir tedirgin edici bir durum var. Keyfiyet şu. Yani sözcükleri gelişi güzel belirleyebilme keyfiyetimiz sanki düşünceyi bir anda savurmaya başlıyor ve hayal gücünü devreye sokuyor. Oysa burada yani hani böyle bayağı bir kalıp odaklanmamız gereken bir yerdeyiz. Çünkü dediğim gibi sıfır noktasında olduğumuz için sıfır noktası itibariyle de bizi Parmenides buraya tam olarak getirmiş oluyor. Şimdi az önce Platon, Tauton ve Tateron'la birlikte bu sıfır noktasının üzerinden söylem itibariyle onları Megistegene'yi koyabildi. Yani aslında Tauton ve Tateron'u bir genos olarak Logos itibariyle Platon'a temin eden zemin aslında doğrudan doğruya sıfır noktasını buradan alıyor. Çünkü burayla ilgili bir bağlamı doğrudan doğruya aynı zamanda nazariyatı da içerecek şekilde fikriyatla birleştirebileceği düşüncesi Platon metafiziğini oluşturuyor. Bu düşüncenin esasını ve zeminini Logos oluşturuyor. İşte tam olarak Logos'la ilgili meselede babayla bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi burada biz Logos kısmının varsa nerede olduğunu sorarak mevzuya bakalım. Çünkü hatırlarsanız neredeyiz? Bu Noein ve Eina'yı bağlamlarının birbiriyle haydi gelin burada yaptığı gibi belonging, yani birbirlerine ait biçimde eşdeğer alınıp alınamayacağını tartışıyoruz. Yani Eina'yı İşte Noe'in Eina'yı ya da Eina'yı Noe'in fark etmez. Ama yani fark etmez de fark etti. Birisi Noe'in, diğeri Eina'yı. Çünkü Parmenides bize farktan ayniyete işaret ediyor. Öyle değil mi? Fark esasından ayniyete işaret ediyor.
Yani dolayısıyla diyor ki şu Noein ve Eynai var ya diyor. Şu Noein ve Eynai. Yani bu ikisi başka başka olan şeyler. Onlar aslında aynı. Değil mi? Yani genel olarak çerçeve bu. Yani evet. Yani şimdi dolayısıyla da mesela işte az önce Platon'un gayet onu iyi yaptı değil mi? Auton, tauton dedi. Yani kendi, kendisinde, kendisi dedi. Yani onu söylemenin şeyleri var yani, yolu var dilde. Şimdi dolayısıyla bir defa buna dikkati çekelim. Yani farktan hareketle özdeşliği ifade etti. Ve farklı olan şeylerin birbirleriyle olan ilişkisinin nasıl ayrışmaz olduğunu söyledi. Az önce complementary theory ile yani teori kuramıyla tam olarak aslında o gözlem sınırı ölçme problemi derken Niels Bohr referansıyla söylemeye çalıştığım yer burası sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi bir de şuna bakalım. Yani çok da uzatamayız. Burada bir Noein önceliği hissediliyor mu, hissedilmiyor mu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela şöyle çevirirsem buna itiraz olur mu? Çünkü Noein'in yani çünkü saf idrakın kendisi olmaktır. Yani mesela bunu şöyle çevirdiğimden daha farklı bu. Çünkü saf idrak ve olmak aynıdır. Şimdi aynı olsa orada tauton geçer. Anladınız mı? Çünkü auto hem kendisi self demek hem de kendiliği olarak ayniyetine ifade eden bir şey. Evet yani burada Heidegger tabii söylüyor ona diyor ki ya bu auto da bizi bıraktı diyor Parmenides. Yani auto'yu nasıl anlayacağımızı bilemiyoruz. Az önce aslında Platon bağlamında söz etmeye çalıştı ya, yani auto, to auto, same dedi ona, identity değil. Tauton herhalde ona identity diyecek, kontraktı. Dolayısıyla biz orada tam olarak sözcüklere tutunamadığımızı fark etmiştik. Türkçe'de bunu nasıl çevireceğimiz itibariyle. Şimdi onu hala erteleyelim. Fakat şunu soruyorum. Yani dolayısıyla da saf idrakın kendisi, auto dedim, olmaktır mı diye çevirirsin? Yoksa saf idrak ve olmak aynıdır diye mi? İkinci gibi mi? İlki gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet sıfır noktasında olduğumuz için. Fakat şimdi sıfır noktasından ne kastettiğimizi anlayalım. Bir önce bu ifadeyi bir açmaya çalışayım. Sıfır noktası zannedildiği gibi bahsedilen farkın arasında hiçbir fark olmaması değil aslında. Çünkü mutlak bir aynıdan söz ediyor olsak, yani mutlak bir aynı olmak olarak dahi ifade edilebilir miydi? Çünkü olmak ne demek? Vardır demek. Hocam, biraz
nasıl düşünüyoruz, nasıl idrak ediyoruz, bir fark var ki orada bu idrak ediyoruz diye demek istediğim temelde durumu söz konusu değil mi? Yani tam olarak tahminlisi itiraz ettiği noktası. Şimdi sıfır noktası Noe'in ve Eina'yı arasındaki farkı nasıl düşündüğümüzle ilgili bir nokta. Enigma bu, Heidegger'in söylediği, muamma. Bu farkı nasıl düşüneceğimize dair bir yaklaşım getirelim. Bunların ikisinin arasında bir sınır olduğunu varsayalım. Bu sınır bize birini diğerinden ayırmış olsun. Yani sınırın bir tarafına Noe'in saf idrak, diğer tarafına da olmakı koymuş olalım. Şimdi eğer bize şunu söylediğini düşünüyorsak durum farklı. Parmenides'in. Bu ikisinin arasında varsayılabilecek bir sınır yoktur auto derken. Bunu mu söylüyor bize? Hayır. Çünkü bunu söylüyorsa az önce söylediğimize geliriz. Olmak ifadesinin bile kullanılması anlamını yitirir. Bakın idraktan bahsetmiyorum. Olmak kendisi. Yani olmaktan bahsediyor. Yani eyinayi ifadesinin bile anlamı kalkar. Yani vardır demenin de bir anlamı yok. Çünkü totoloji kendisinden söz etmesi demek. Tekrar ederek. Şimdi aslında biraz Hegel'in kurcaladığı yerler, farkında mısınız? O halde bize söylediği şu değil Parmenides'in. Dikkat, doğrudan doğruya şeyi yorumluyoruz bu ifadeyi. Söylediği şu değil, saf idrak ve olmak arasında hiçbir sınır yoktur demek değil auto. Auto, saf idrakın kendisinin olmak olduğunu söylemesi bakımından aradaki sınırın ne olduğu sorusuna bizi yönlendiriyor. Yani sınırı ne şekilde anlamamız gerektiği. Çünkü sınırı biz ne olarak standart olarak anlıyoruz? Birini diğerinden ayıran ortak şey olarak, değil mi? Yani dolayısıyla da mesela saf idrakın bir sınırı var kendi başına. Olmakın bir sınırı var kendi başına. Dolayısıyla da aslında bunlar aynıymış. Değil. Bunların arasında ortak bir sınır var. Yani tıpkı işte mesela şu duvardan sonra bir yer olsa, burası iki ayrı yer gibi olmasına rağmen aynı yere bağlanır, değil mi? Yani mesela bir apartman dairesinde komşumuz olur. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında tam da sınırın Noe'in ve Eina'yı birbirinden ayırt ettiği yerde biz her ikisinin bir araya geldiğini görüyoruz. Yani ya da başka bir ifadeyle, sen Noe'in ve Eina'yı'dan iki ayrı şeymiş gibi söz ettiğin sürece aslında aynı şeyden söz edersin. Olmak, olmak olduğu ölçüde idrak olduğu ölçüde olmak gibi, hani ikisi birbirini gerektirir, gerektirmenin ötesinde, yani çünkü... Şimdi bakın,
Tabii çünkü sınır bizi şuna zorladı. Ya standart olarak sınırı iki şeyi birbirinden ayırt eden olarak anlayacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani işte şey ülke sınırları gibi. Değil mi? İşte orası bilmem neresi, burası bilmem neresi. Yani dolayısıyla orada hayat başka, coğrafya başka, iklim başka, burada başka gibi. Ya da doğrudan doğruya sınırı ayırması bakımından bir anlayacağız. Bir itibariyle ayrılan her şeyin bağımı için aslında çok önemli bir açılım sağlayabilir. Tekraren aslında burada Parmenides şimdi şerh ediyoruz, yorumluyoruz, açmaya çalışıyoruz söyleneni. Parmenides burada esasen Noein'in kendisinin bir olmak olduğunu, saf idrakın kendisinin olmak olduğunu söylediği zaman aslında aradaki farkın doğrudan doğruya aradaki özdeşliğe yönlendirdiğini ve özdeşliğin kendisinden söz etmeden farktan söz edilemeyeceğinin karşılığının out olduğunu ifade etmiş oluyor diyoruz. Dolayısıyla da auto ifadesi tauton gibi Noein ve Eina'nın arasındaki sınırı silmiyor. Tam tersine sınırın sadece ayıran değil, ayırması bakımından tam olarak bir araya getirmesi özelliği itibariyle de bunları auto kıldığını söylüyor. Şimdi ilginç biçimde yani aslında o bir araya, bir arada belonging together dediği meselede aslında haydi gel bunu yani aslında same. Bu bir arada bulunma. Bakın Türkçedeki yani bu Almanca ve İngilizce'de bu yok. Dolayısıyla da bu Türkçede düşünmenin burada önemli bir avantajına dönüşüyor. Çünkü neredeyse saf metafizik bir bağlamdayız. Niye? Çünkü sıfır noktasındayız. Epistemolojik ve ontolojik bağlamın. Aynı zamanda Noein ve Eina'dan söz ederken bize ne demiş oldu Parmenides? Epistemoloji aynen ontolojidir demiş olmadı mı? Peki Platon'da durup durup neyi sürekli vurguladık? Platon'da epistemoloji ve ontoloji Aristoteles itibariyle ve sonrasıyla anlaşıldığı şekliyle ayrışmaz dedik. Ama ayrışmamasına rağmen yine de bir fark bulunur. Çünkü o fark bulunmasa logos değil mi? Esasına filozofyanın zemin olarak oturtulamaz. O yüzden de bir anda hangi yetiyle karşı karşıya kalıyoruz Platon'da? Çok hayati olacak şekilde. Dianoia. Dianoia ne? Çok genel anlamıyla düşünme dersin. Ona o ifade etmek için söylüyorum. Muhakeme. Evet. Hüküm verme. Platon bunun gayet iyi farkında. Orada hepsi mantık olarak belli. Hala bunu okuyup canım Dianoia'ya o kadar öyle şey yani uzmanlık şeyleri gibi yorumlamaya gerek yok detaylı. Hayır. Düşünme hangi anlamda? Muhakeme? Standart. Akıl yürütme derivatif de neredeyse. Ve aslında tetkik ve tefrik. Yani tetkik tefrik yetisi. Peki neyi tetkik ve tefrik ediyor? Tabii ki Noeton'u. Noeton'u tetkik ve tefrikine logos. İşte bunun üzerine kurulu Platon'un filozofyası. Şimdi bunun sıfır noktasındayız. Dolayısıyla da sınır bağlamını anlamamız çok önemli burada. Sorun var mı? Yok. Sorunun kendisi da var da yani hani en azından yürüyebilmek asitler, grüntler filan yani artık Heidegger'in geldi ya o poetik ontoloji çerçevesinde artık sonra The Ontotheological Constitution of Metaphysics bölümündeyiz. Yani aslında felsefeyi bir ontoteoloji olarak tekrar hatırlatıyorum. Yani bu önemli
Noa'yı ve İna'yı arasında bir özdeşlik yapmıyor Parmenides Auto ile. Auto aslında bu ikisinin arasındaki farkın tam olarak bu ikisinin arasındaki özdeşliği anlamını söylüyor. Dolayısıyla da sınırın ayırdığı denli bir araya dikkat edin. Bir araya getirme meselesi. Auto o bir ara. Ara çünkü. Tamam mı? Bu belonging together'dan farklı bir şey. Çünkü belonging to... getirmek. Bu onları hem auto kılar hem de kendileri olarak korur hala. Az önce Platon'un Sofist'e söylediği bundan başka bir şey. Ki her biri tek. Elbisiyle Parmenides. Bu bir araya gelme onların arasındaki sınırı silmiyor. Tam tersine o sınırın anlamını genişletiyor ve derinleştiriyor. Farkı korumakla birlikte özdeşliği de bunun ne diyelim mündemiç. Yani içkine filan da girersek biraz o Kant terminolojisi immanent transcendence içki yani mündemiç yani onun içsel bir unsur olduğunu söylüyor. Tamam, güzel. Şimdi burada bir çerçeve yakaladığımızı düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla da geldik bu ikinci kısmına makalenin. Burada da ontotheological constitution of metafizik dediği Hegel'i önümüze koyuyor ve diyor ki Hegel için düşüncenin konusu, derdi, meselesi düşüncenin kendisidir diyor. Güzel. Ne on hey on mu? Hegel için düşüncenin konusu neymiş? Ne demek yani? Düşüncenin autosu. Düşüncenin konusu düşüncenin kendisiymiş. Dolayısıyla da Hegel'de ne oluyormuş? Düşünce kendisini düşünüyormuş. Ne demek bu? Bu ne demek? İki referans var. Bu iki referansı anlamadan burada söylenen anlamanın imkanı yok. Birinci referans Kant. İpucu verdim. Kant'ın nesi? Düşüncenin kendini düşünmesi. Kant'taki hangi sözcük, hangi temel esas? Apperzem. Elbette. Bilincin bütün edimlerinin önünde olup bitmesi. Diğer referans? Elbette. Ve ne? Ego cogito. Descartes'te cogito'yu egosuz anmayın. Çünkü düşüncenin kendisini düşünmesi demek. Düşüncenin doğrudan doğruya bir bilinç aktı edimi olarak bir özneyi varsayması demek. Bakın özneyi varsayması. Descartes ne yapıyor? Bu varsayımın kendisini özne olarak alıyor. İşte hypothesios'u. Platon bağlamında söylüyorum. Sorgulanmayan zemini. Ondan sonra da önü açılıyor neyin? Bütün bir düşünce ve bilim tarihinin.
O dala konuyorlar. Şüpheden şüphe edilemeyeceği dalına. Dolayısıyla da şüpheden şüphe edilememesi ne demek? Yani her şeyden şüphe edebilirim. Ama şüphe ettiğimden asla dediği zaman Descartes ne yapmış oluyor? Düşüncesi itibariyle kendisini düşünmüş oluyor. Bu düşüncenin kendisini düşünmesi değil mi şüpheden şüphe etmemesi? Dolayısıyla da buna sonra Husserl ne diyecek? Çok net, temiz ifadesiyle. Aslında Hegel diyecek de. Self-conscious diyecek. Evet. Evet. Kendilik bilinci. E kendilikteki selfi varsaymadan bu cogito olabilir mi? Dolayısıyla cogito, ego cogito. Ha, tamam mı? Yani oradaki ego cogito'ya, yine söylüyorum, addendum değil. Özne varsaymaksızın bilinç aktı olmuyor. Dolayısıyla da bir fail varsayılması gerekiyor. Bu büyük bir sorun. Çünkü ne bu faili temellendirebilecek bu sebeple Descartes, ne de dış dünyayı, öyle değil mi? Niye? Çünkü bilinç nesnesiyle şak karşı karşıya. Kant problemi görüp araya ne koyuyor? Bir şey sistemi gibi, ne denir ona, ne sistemleri denir ona, şeyi böyle yumuşatan, şoku, suspension mı? Öyle bir şey. Anschauung. Kant'ta Anschauung'un orada ne oldu? Yani şimdi bakın, çok ilginç bir durum var. Eğer temel kavramları sorgulamadan felsefeyle ilişki kurarsak, bir uzman olarak onu herkese anlatırız da, yaptığımızın kendisi sahih anlamda felsefe olmaz. Felsefe, tam Sokrates'in söylediği gibi, hypotheseos'un kendisinden sıçramakla mümkün. Sen zemin aldığın şeyi kanıtlamaya çalışıp durursun döngüsellik içinde. Yani dolayısıyla da şuna bakmamız lazım. Descartes'in sorunu ne? Bir, kendiliği, kendiyi, selfi temellendiren. İki, dış dünyayı, öyle değil mi? Dış dünyayı temellendiremeden ne kastediyoruz? Zihinden bağımsız olması. Dolayısıyla Kant Dinganzih'i koyduğu zaman Dinganzih'ten sen hemen onunla karşı karşıya kalabilir misin? Kalamazsın. Geçen hafta neye benzettik bunu? Davut, Michelangelo, heykel, madenden çıkarıyor dedik, değil mi? Hatırlayın. Dolayısıyla da Gegenstand yapacak ki bir ham madde, bir tür. Tamam mı? O ham maddeyi yontarak objekti elde etsin. Eğer o ham maddeyi koymazsa, o zaman madenden direkt şey yapmış oluyor. Hani madenden çıkarmadan objeyi yapar. Yapamayacağı için de ne olur? Dış dünya temellendirilemez kalır. Ha, böylece Dinganzih bir sorunu çözmüş gibi görünüyor da çok daha büyük hangi soruna sebep oluyor? Bir varsayım olmasına, bu kadar basit yani. Aleni varsayım, yani aleni hypotheseos. Hipotesis. Theseos onun işte fiili, yani yapma, zemin alma, hipotesis, zemin. Neymiş Hegel için düşüncenin meselesi? Düşüncenin kendisiymiş. Bu bize Hegel'le ilgili hangi fikri veriyor? Bütün diyalektik bağlam aslında Hegel'de düşüncenin kendisini düşünmesiyle ilgili. O yüzden de Hegel idealizminin bir sınır tanıması mümkün değil. Mutlak idealizm. Fakat öyle bir mutlak idealizm ki doğrudan doğruya
olguyu düşüncenin bir parçası haline getiriyor. Onu asla dinganzih vesaire gibi ifadeler ya da varsayım ya da kurgularla düşüncenin dışına koymuyor. Diyor ki Hegel, düşünme esasen bir bilinç aktı olarak varsa, onun karşılayamadığı ve onun dışında kalabilecek bir şeyden nasıl bahsedilebilir? Ne dedi? Noein tekai einai dedi. Auto. Öyle değil mi? Aslında Hegel, Kant'ın ne büyük bir yanlış içinde olduğunu ortaya koydu. Üstelik de Kant, dinganzih kurgusuyla epistemolojik bağlamda ne yaptı? Ontolojiyi, varlığı çöpe attı kopyalarla, değil mi? Fakat hepsi, Hegel hepsini ihya etti. Epistemoloji, ontoloji artık aslında varlığı zemin alarak, değil mi? Ancak neredeyiz biz artık tümüyle? Kartezyen ego kogito'nun içindeyiz. Çünkü Kant dışarıyla bir bağı kurmayı esas aldığı için problematiğini, kavram ve görünün nasıl bir araya geldiği sorusu üzerinden şematizmle yanıtlamaya çalıştı. Hegel'de bu bağ ortadan kalktı. Çünkü şematizmi gerektirecek bir şey yok ki. Çünkü onlar zaten öyle. Hep öyleydi. Bu mutlak idealizm içerisinde, yani tümüyle bilincin içerisine bizi taşıdığı zaman, o sebeple Descartes için ne der? Descartes'in kogitosu ile ilgili, ego kogito için. Düşünceyi ana karasına, evet. Biraz bir 5 dakika daha şey yapalım. Bu bir girmiş oluyoruz ama yani hani buna bilmekte fayda var. Peki düşüncenin konusu, mevzusu ne? Hegel için elbette ne olabilir? İdea. İdea. Tam da Kant'ın ancak regülatif anlamda eser miktarda diyelim. kavrayış gücüme sistematik bir bütünlük ve tutarlılık vermesi anlamında işlev gören bir durumundan doğrudan bilginin kendisiyle ilgili esasa oturttu. Bu anlamda Hegel'in ideaya kazandırdığı en temel özellik nedir? Hegel yapan özellik olarak bütün bu mutlak idealizme rağmen ideanın tarihsel evet görünüşe çıkması itibariyle yani o Aristotelesçi ontoloji itibariyle doğrudan aslında tarihselleşmenin kendisi haline getirmesi. Dolayısıyla da buna idea adını verir. Şimdi idea fakat Platon'daki idea ama Hegel bunu esasen ne olarak alıyor? Şimdi gene Kant'a uygun bir şekilde. Gedanke dolayısıyla da evet. Dolayısıyla da idea düşünce olması itibariyle ne diyelim? Idea. peki o zaman ideanın kendisine mutlak kavram.
Bunun dışında başka bir şey olmasına imkan var mı zaten? O yüzden de Hegel ne yapıyor? Aristotelesçi ontolojide Platoncu iddiayı doğrudan Kartezyen kogitonun kendisini açmak için kullanıyor. Yani dolayısıyla da kogito böylece Geist ifadesiyle öz bilince, kendilik bilincine dönüşüyor. Dolayısıyla da tarih aslında Geist'in kendilik bilinci olarak kendisini gerçekleştirme, kendisini görme, anlama ve tanıma merhalelerine, serüvenine dönüşüyor. Tam da iddianın bu tarihselleşme bağlamından Marx onu alıp ters yüz ederek vesaire vesaire. Şimdi güzel. O zaman bu Gedanke yani bu düşüncenin kendisi idea, kendisi itibariyle en özgür hale geldiği zaman, özgür yani tam öyle, buna bir hürleşme nasıl diyebiliriz bilemiyorum. Ne oluyor? Mutlak düşünce oluyor ki buna ide deniliyor. Yani dolayısıyla da yani hani düşünce ve ide, Gedanke ve ide farkı, düşünce ve idea farkı bir fark olarak korunuyor gibi ama aralarındaki bu mutlak sıfatıyla belirlenecek şekilde. Ve burada mantık biliminden tam olarak alıntıyla Heidegger bize şunu söylüyor. Bu mutlak idea yani ide için sadece mutlak idea varlıktır diyor. Sen yani yok olamaz hayat, kendini bilen hakikat, tümü, hakikatin tümüdür diyor. İşte bu. Yani dolayısıyla da burada bırakalım ve devam edelim.